Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yeni bir kargo açımına daha hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve özel bir ayakkabı var. Çıkar çıkmaz da ilk rengini aldım. Hemen şöyle çıkartayım arkadaşlar. Nike'tan kargo, Topkicks.tr ile Nike'tan kargo. Biliyorsunuz kendileri resell sayfası, birkaç videoda da hep bahsediyorum. İndirim kuponuyla Nike'tan sipariş ediyorlar. Siz de %20 daha indirimli söyleyebiliyorsunuz. Ben de bu şekilde onlardan sipariş ettim. Teşekkür ediyorum bunun için de. Sizler de Topkicks.tr sayfasından almak isterseniz aşağıya açıklama kısmında link bırakıyorum. Direkt onlarla irtibata geçin. Hatırlarsınız geçen Yeezy almıştık. Şimdi ise Nike'tan kargomuz var. Hatta birkaç tane kargo var. Onları da ilerleyen videolarda göreceksiniz ama ilk başta bunu merak ettiğim için hemen buna geçiyorum. Şöyle kargomu açayım ve... Ah neydi o 5 ayakkabı çıkan kargolar? Evet ya gerçekten artık zaman değişti. Artık kargo açımında tek ayakkabı. tabii artık öyle. Alışmayın öyle kargo açımlarına. Şöyle çıkartıyorum ve ne görüyorsun? Zion. Zion Williamson'ın ikinci ayakkabısı. Arkadaşlar çıkar çıkmaz almak istedim. Çünkü merak ediyorum ve Zion'ı, yani ayakkabılarını en azından bana iyi olacağını düşünüyorum. Cüsse olarak da hani ben de biraz daha iri kaldığım için, o da zaten canavarın önde gideni olduğu için hani bu ayakkabı benim ayakkabımdır gibi düşünüyorum. O yüzden de çok heyecanlı oluyorum. İlk ayakkabısı mı bu? Hayır, açmıştık ya bir tane daha beyazlı siyahlı. Bir de bu iki mi? Aynen öyle, ikinci ayakkabısı. İlk ayakkabısını ben çok beğenmiştim fakat biraz kalitesizdi. Sebo kardeşim iki tanesini içinden geçmişti, biraz böyle patlamış, zoom üniteleri patlamış altında falan. Hani alt tabanı biraz dengesizleştiriyordu ayakkabıyı. Bu ona göre daha kaliteli, daha güçlü ve daha iyi özelliklere sahip olduğu söyleniyordu Nike tarafından. Çıkarken de öyle reklamları yapıldı. Biliyorsunuz Zion oynamıyor doğru düzgün çünkü çok sakat. O kadar ağır bir oyuncu ki sürekli sakatlıklarla boğuşuyor. Bayağı kilolu yani düşünürsen. Ve inanılmaz bir zıplama yeteneği var. Bu sene bakalım oynayacak mı oynamayacak mı ama kendisi de işte 5 sene için 250 milyon dolar mı ne öyle bir şeyde kontratı imza attı. Adam oynamasa da parasını alıyor, oynasa da alıyor. Değişik bir adam gerçekten. Umarım oynar, biz de keyifle izleriz dedikten sonra kutuya bakalım. Kutusu sade basit bir kutuya benziyor. Black and white. Black and white dediğim gibi siyah beyaz yapılmış. Şurada Zion Williamson Jumpman var. Şurada etiketimiz var yine her zaman gibi. 11 numara aldım. Kutu biraz küçük geldi bana gözüme. Yani 45 numaraya göre bir tık daha küçük bir ayakkabı denebilir. Sağında solunda Jordan logoları, Zion logosu ve açalım, merak içindeyim. Bakalım nasıl çıkacak. Ve görüyorsunuz Zion yazısını kağıdımızın üstünde ve bang bang. Aa, beyaz bekliyordum arkadaşlar. Kesinlikle bu beyaz değil. Değil mi? Bu şey... Değişik bir renk. Şimdi şöyle söyleyeyim, beklentim çok yüksekti. O yüzden şu an direkt bir hayal kırıklığıyla başladım arkadaşlar. Yani niye böyle oldu anlayamadım. Beklentim düşük olduğu zaman beğenerek açıyorum ama şu an beklentim çok yüksek olduğu için ayakkabı bir beğenmedim. Niye böyle oldu ya? Hoşuma gitmedi. Çok böyle önünden kırık kırık gibi, işçiliği hoşuma gitmedi. Ben böyle hoş ama retro bir ayakkabı gibi geldi. Zaten öyle. Biraz retro Jordan'lara benzetilmiş. Mesela işte Air Jordan'ın 6-5 düşünürsen biraz daha onlara benziyor. Birincisi tamamen farklıyken ikincisi aşırı farklı yapılmış. Kimisi çok sevdi. Evet, şu an küçük olacağını da düşünmeye başladım. Ayakkabı bayağı bir küçük geldi gözüme. Ne diyorsun? Dar. Dar, minik. Hani 45,5 falan alınabilirdi gibi düşünüyorum. Umarım boyu uzun sıkmaz. Bence onda bir sıkıntı yok da genişlik biraz dar bir ayakkabı. Dar, uzun. İlki bana çok güzel olmuştu. Tam cuk oturmuştu. Evet, ilk tutuşta arkadaşlar biraz böyle okkalı gibi. Değişik şu an hisler, karmaşık hisler içerisindeyim. Ağır bir ayakkabı gibi. Ağır bir ayakkabı. Ağır, alt tabanı özellikle ağır. Dizayn detaylarıyla başlayabiliriz. Neleri var neleri yok hemen. Cırt cırtın üstünde Zoom Air yazıyor. Jordan logosu var. Arkası tamamen desenden oluşuyor. Değişikmiş arkadaşlar. Şurası mesela köpük. Burası plastik değil. Burası farklı bir plastik. Yine burası da ayrı bir doku. Üst kısmında bir renk, bir desen var. Hemen şöyle altına bakalım. Altı çok hoşuma gitmişti. Zion logosu ve genişliği falan çok hoş değil mi? Bayağı güzel gözüküyor. Topuğunda bir şey yok. Önünde renklendirilmiş kısım harika. Bu bayağı şey, tabanları ayırmak güzel bir şey bence. Benim de hoşuma gidiyor. Şöyle köşesinde arkadaşlar Zion Williamson yazıyor. Ve şöyle tepeden baktığınız zaman şurada da Shock the World yazıyormuş şu an görüyorum.
kamerada çıkması biraz zor olabilir evet, belki. Evet, beyaz beyaz diye çok fazla gözükmeyebilir. Arkada ne yazıyor? Bir tanesinde Air Struggle, bir tanesinde de Last Dance mi yazıyor, Let's Dance mi yazıyor? Let's Dance. Let's Dance, haydi dans edelim. Shock the World biliyorsunuz zaten Zion olayı oydu biraz. Hani dünyayı şaşırt. Adam bu cüssede, bu atletizmde adeta çılgın bir adam yani. Bana göre freak. Yanis gibi farklı bir freak. Ayakkabımız bu şekilde görsel olarak. İçten de şurada da bir şeyler yazıyormuş. NBLYDY ne demekse bilmiyorum. Farklı rengin ismi olabilir, kendince bir şifre olabilir. Doğduğu, büyüdüğü caddenin, sokağın kısaltması olabilir. Böyle şeyleri koymayı seviyorlar ayakkabılarına. Adamların kendi ayakkabısı, imzalı ayakkabısı zaten. Evet, görüntü de bu şekilde. Şimdi biraz ben bağcıklarını falan da açmak istiyorum. Sonra da işte tek tek detaylarıyla bakalım istiyorum. En sonunda tabii ayağımıza giyeceğiz. Ayağımıza giydikten sonra da detaylı performans incelemesini, yani bunu hızlı yapmak istiyorum. 2-3 hafta içerisinde umuyorum ki sizlere sunabilirim. Onun için de yapmanız gerekenleri biliyorsunuz, takipte kalıyorsunuz. Detaylı performans incelemelerini biliyorsunuz. Önüne bir klip koyuyorum. Biraz daha böyle deniyorum. İçeride odamda yapıyorum. Karanlık ışıkta, daha farklı konseptte. Sürekli aynı görüntüyü ve aynı ortamı sizlere sunmaktansa biraz çeşitlendirmeye çalışıyorum. Umuyorum sizlerin de hoşunuza gidiyordur bu tarz şeyler. Ne kadar darmış. Ben bunu ayağıma nasıl sokacağım bilmiyorum, biliyor musun? Şey, içi nasıl merak ettim. Evet, şöyle içinde göstereceğim. Şöyle dilini de şöyle çıkartayım. Evet, içinden de o zaman başlayalım. Zion yazısı var. Evet, içindeki buradaki pedlemeleri görüyor musun? Hı-hı. Ayağımızı güzel tutacak gibi. Yalnız şurası biraz problem olacak gibi arkadaşlar. Şurada ölü bir alan var. Muhtemelen bunu yarım numara, belki bir numara büyük alabilirsiniz. Kalitesi aşırı hoşuma gitmedi. Fiyat olarak bu ne kadardı? 2,5 civarı çıkış fiyatı bu arada arkadaşlar. Tabii hani %20 indirimli alırsanız bir tık daha avantajlı olacaktır sizin için. Ama diğer türlü biraz pahalı bulduğumu söylemem lazım. Hoşuma gitmeyen yönlerinden biri hemen söyleyeyim. Şurası. Yani ayakkabıya tuhaf bir görüntü veriyor. Keşke şunu şöyle yukarı bitirselerdi ama umarım parmağıma vurmaz. Biraz da ondan endişeliyim. Şuradaki mesh yapısı çok kaliteli gözükmüyor. Dilin kullanımı yine hiç hoşuma gitmedi. Benim hoşuma tuhaf gitmeyen şey pek hava almayacak bir ayakkabı gibi. Gibi, evet. Bir değişik yani, aşırı kuvvetli yapılmış. Yani şuralara nokta nokta bir şeyler koyuyorlar ama sanki hava alacağını düşünüyorsunuz ayakkabının. Ama arkası dolu olduktan sonra hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Cırt cırt yapısı hoşuma gitmedi. Dilinde pek bir şey yok. Şu veya bağcıkları şöyle şey yapabiliriz hani. Açı. Belki yapabiliriz ama bilemedim ya, çok beklentiyle açmayı sevmiyorum. Bunu Instagram'dan da söylemiştim. Bu ayakkabıya dair çok beklentim var falan, sipariş verildi diye duyurmuştum. İçimden de diyordum ama yani bu kadar beklenti iyi değil. Muhtemelen bunu beğenmeyeceksin diye, ki zaten öyle oldu. Şöyle diline bakalım. Dili fena değil, büyük bir dil yapısı var. Çıkıntılı zayin yapısı. Desenin ne renkli? Şu arkasındakiler mi diyorsun? Ya bu adam böyle işte diye bir reklam düşünüyor. Smaç. Reklam böyle, hani o tarz bir şey canlansın kafanda. Bir anlamı yok yani. Hani farklı olmak, oraya bir desen vermek. Bir, bu desenin anlamı olduğunu düşünmüyorum şahsen. Genelde şöyle böyle desenli olmuyor ya ayakkabılar. Ha evet, daha sade olabilir. Bu arada şeyde çok beyaz gözüküyordu. Burada bir direkt grisi, yani griye kaçan soluk bir beyaz var burada. Hani sanki şey atmışsınız da. Cool grey mi deniyordu buna? Deniyordu. Bilmiyorum. Yok, o cool grey'di, bu değil. Wolf Grey mi? Wolf Grey şey değil. Yani o ID yaptığımız zaman Nike'da diyorsun, anlıyorum. Ama bu bildiğiniz sanki beklemiş de iki ay ayakkabı solmuş gibi bir hali var. Yani hepsi böyle mi? Bilmiyorum, mağazada bir daha beklediyse bakarım. Değişik maviye kaçan, griye kaçan, pek de hoş olmayan bir rengi var. Uygulamada direkt bembeyaz gözüküyordu. Alırken ben bembeyaz bir şey gelecek diye almıştım. Ama öyle olmadı. Evet, işte şuralardan tutuyorum. Şurası çok arkada ya. En sevmediğim şey. Şu arkadaki ölü boşluk. Şurası da bileğine vuruyor o zaman. Şu yanlarda pedlemeler olmasına rağmen, şuralarda pedlemeler olmasına rağmen şurası arkadaşlar tam ortası muhtemelen ayağımıza vuracak gibi hissediyorum. Şöyle biraz alt tabanına da bakalım, sonra yavaştan da ayağımıza giyelim. Neresine bakacağımı şaşırdım adeta bu ayakkabıda, biliyor musun? Şöyle Zion burada yazısı çok iyi ve bayağı sert plastik kullanılmış arkadaşlar. Yani muhtemelen dışarıda oynamaya da uygun olabilecek tarzda. Baya baya güçlü bir plastik. Alt tabanın löp diye kalınlaşmış yapısını çok beğendim. Ve yana doğru çıkıntıları da muhtemelen performans anlamında iyi yapacaktır. Dediğim gibi ayakkabı çok küçük geliyor. İnşallah ayağıma girer diyorum. Biraz da böyle işte Robocop'umsu bir yapı var. Şu konmuş, ne bileyim, dil kısmı güçlü duruyor, arka topu güçlü üst duruyor. Üst üste evet, çok böyle yapı var. Böyle Robocop'taki şey çıkıntılar olurdu ya, hatırlar mısın bilmiyorum ama. Bir an onu çocukluğuma döndürdü. Üstteki bu desenler altı da tabanı da bölüyor. O da fena olmamış, hoş olmuş. Şöyle çok gizli. Şurada da bir Jumpman logosu var yine.
Evet. Fena değil. Bakalım ya. Biraz bunun hakkında düşüncelerimin olgunlaşması gerekecek. İlk görür görmez işte mükemmel ayakkabı diyemedim. Tabii ayağımıza giyince nasıl olacak? Şu an asıl merak konusu o. Bağcıklarını da bir beğenmedim. Zaten şu dilden geçen bağcık yapısı kadar sinir bozucu bir şey yok arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? LeBron'un 17'siydi galiba. Dilden geçirmeli bir bağcık yapısı vardı. Açana kadar zaten kanter içinde kalıyordum. Şu anda bile terledim yani bildiğin. Bunu açıp edene kadar. Evet, ayakkabımız bu şekilde. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi ayağımıza giyelim. Ondan sonra çıkışı yaparız. Evet. Çok buruş buruş duruyor ya. Niye öyle? Kameradan güzel duruyor. Öyle mi? Hı-hı. Gerçekte. Evet, iyi bağcıkları açmanız lazım. Tam fit etmiş şuradayım ya. Evet, yarım numara daha büyük alınabilir arkadaşlar. Direkt ilk görüş olarak onu söyleyebilirim. Ayakkabıyı genişlettim resmen değil mi bir anda? Evet. Doldurdum. Eyvah eyvah. Biraz da bu çorabım kalın sayılabilir. Yani daha inceleri var. Daha inceyle giymek lazımdı bunu. İşte bu ölü boşluk yüzünden tamamıyla. Yarım numara sizi şaşırtıyor arkadaşlar. Bu kadar dar olması... Ya ben şeyi sevmiyorum. Bu numaraların şaşması diyeyim daha doğrusu. Sevmediğim bir olay. Yani ben işte kaybede hep 45 giyiyorsam hep 45 alıyorum. Sürekli şaşması hiç hoşuma giden durumlar değil. Mesela bunda biraz o olmuş. Sol ayağım da biraz arkadaşlar benim sağa göre büyük. Mesela şu an sağ rahat etti. Ama sol hafif böyle ayağa kalkınca şuradan vuracak gibi. Evet bakalım. Oo, çok güçlü hissettiriyormuş ama arkadaşlar. Yani Zion 1'de hissetmediğiniz orada daha rahat ve zıp zıp hissediyordunuz. Bunda ise böyle... Kamerada ama beyaz çıkıyor yine. Öyle mi? Gerçekten yani çorapla farkı var mı mesela? Yani hafif ton farkı gibi. Ama çok o kadar gözle görüldüğü kadar gözde farklı değil. Gözde arkadaşlar ciddi fark olduğu anlaşılıyor. Gözde çok fark var evet. Öncelikle şu arka topuklardaki çıkıntılar inanılmaz kilitledi ayağımı. Fena değil, güzel. Ayrıca şuradaki bu ark desteği de acıtabilir arkadaşlar. Düz taban arkadaşlarım buna dikkat etsinler. Beni şuradan hissettirdi. Bir de dediğim gibi şuradan sol ayağım hissettiriyor kendini. Onun dışında ayakkabıyı kesinlikle biraz açmanız gerekecek çünkü adım attığınızda böyle tuhaf bir his oluşuyor. Yani şuralardan kırılmalar, arkadan tutmalar, bilekli ayakkabıların kötü yanlarından biri o. Bu her ne kadar çok bilekli olmasa da yani bilekli sayılabilecek derecede en azından. Pek beğenmedim. Keşke yarım numara daha büyük alsaydım diyorum. Kobe AD mid boyunda bence. Ama mesela Kobe AD mid seni çok sarmıyordu. Bu sardığı zaman bak seninle birlikte ayakkabı böyle bir tuhaf kırılıyor. Onu yaşıyorum şu anda. Evet, ön parmaklarım dediğim gibi hafif hafif şuralardan vuruyor. Tahmin ettiğim gibi yani böyle bir eğim yaparsan buraya illaki rahatsız edici olacaktır. Hani onu bir sanki şey yapmışlar. Design detayı. Onun dışında yastıklamasını hiç hissedemedim arkadaşlar. Yani bire göre yastıklamada yani çok büyük değişiklikler yok. Yine zoom strobel ve air zoom üniteleri var ama Allah Allah nasıl yapmışlar. Hiç zıp zıplığına şu an yapınca şöyle hissediyorum. Ama çok küçük. Muhtemelen tabana yerleştirmiş olabilirler. Çünkü bu kalın taban yapısında hani zoom ünitesi buradaysa çok istedikleri olmayabilir veya çok sert bir taban var burada. Evet. Şurası çok sert. Yüksek bir de topu. Evet. Değişik bir şey. Bu sert yapıda da tabii ki yastıklama çok rahat hissedilmiyor. Yani ilkine göre herhalde ilki çok patlatan olmuş. Bunu bayağı güçlendirmişler. Yani beklediğim kadarıyla kesinlikle iyi değil. Yani koleksiyonu bulmasını isteyeceğim bir ayakkabı ama öyle aman aman diyemeyeceğim. Keşke ilki gibi güzel olsaydı. Belki ama gündelik de giyilebilir. Ne diyorsun? Mesela şu an böyle dışarı çıkabilirim. Aynen biraz evet. Şey lifestyle gibi. Lifestyle, hani Jordan'lar gibi. Retro tasarımı var. Hem sade hem sesli. Evet biraz rahat edersem, açarsam belki arkadaki bu aşı destekleri yumuşarsa ve ayakkabı biraz daha kırılırsa kesinlikle fit oldu. Bayağı fit oldu. Fit sevmek isteyenler için. Ama dediğim gibi mevcut Zion'ınız varsa yarım numara büyük alabilir. Daha kalın çorapla giyebilirsiniz. Benim seçme şansım olsa şu an öyle seçerdim ama hani 45 numara benim tipik basketbol ayakkabısı numaram. Ona rağmen biraz daha hissettim. Rahatsız hissetmeyi sevmiyorum ben ayakkabılarımda. Galiba durum o. Bu şekildeydi. 2-3 hafta dediğim gibi buna vakit verin. Bununla alakalı detaylı performans incelemesi yapacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Ayakkabı dersi bugünlük. Burada ne var? Hani benim ayakkabım diyor sanki. Senin ayakkabın yok.